Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar. Efendim, yoğun bakımda COVID-19 tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Başkan Böceği'nin nakil olacağı yönünde yanlış bilgilendirmeler olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya'ya gelerek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakımın servisinde COVID-19 tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği ziyaret etti. Ardından Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan'ı makamında ziyaret ederek Başkan Böceği'nin sağlık durumu hakkında detaylı bilgi alan Torun, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muhittin Böceği'nin daha önceki özel hastanede tedavi sürecinin olumlu bir şekilde gerçekleştirildiğini ve Akdeniz Üniversitesi'nde de o tedaviye ek olarak sürecin devam ettiğini belirten Torun, kendilerine toplantı halindeyken gelen bir bilgiyi paylaştı. Torun, "Bugün biz toplantı halindeyken gelen bilgide bir tık daha iyiye gittiği ve her şeyin kontrol altında olduğu, sürecin yakından takip edildiği ifadesi oldu. Tedavide herhangi bir eksikliğin olmadığı belirtildi." Kendisi detaylı bir bilgilendirme yaptı. Tabii daha önceki mesajımızda tedavi süreci orada da bulunduğu şekilde yapılmıştı. Burada da o tedavi ek olarak süreç devam ediyor. Son günlerde Başkan Böceği'ye organ nakli yapılacağı yönünde yanlış bilgilendirmeler bulunduğunu ve bunların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Torun, "Bazen kamuoyu nezdinde yok nakildi, şöyle oldu" gibi yanlış bilgilendirmeler oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi ona değil açıklamalara bakılmalı. Büyükşehir Belediye'mizin her gün açıklamaları oluyor. Eğer farklılık olsa onlar dile getirirler. Her gün aynı açıklamalar duyulduğu için rutin bir iş gibi görüyorsunuz ama gerçekten sağlığı belirli bir periyotta iyileşme yönünde devam ediyor. Farklı bir tedavi şekli de düşünülmüyor. Her şey kontrol altında, bilinci yerinde. Doktorlarımız da tedavi sürecini devam ettiriyor diye konuştu. Takip edildiği ifadesi oldu. Tedavide herhangi bir eksikliğin olmadığını, hani bazen kamuoyu nezdinde de yanlış bilgilendirmeler oluyor. Çok farklı ifadeler oluyor. Yok, senin nakli şöyle oldu, böyle oldu. Her zaman söylediğimiz gibi ona değil, açıklamalara, Büyükşehir Belediye'mizin her gün açıklamaları var. Eğer orada bir farklılık olsa zaten onlar dediği getirirler. Torun, Başkan Böceği'nin konuşup konuşamadığı yönündeki soruya ise konuşma durumu hakkında bilgim yok ancak tepki veriyor, konuşanı anlıyor. Hala yoğun bakımda ve orada olması gerekiyor. Çünkü tedavi süreci var, dikkatle, özenle takip ediliyor cevabını verdi. Doktorlarımız da, bütün Akdeniz Üniversitesi'nin bütün uzman hekimleri de süreci tedaviyi devam ettiriyor. Sonuç alacağız. Evet, İstanbul'da son 3 tane sıkıntı var. Merhaba. Efendim, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun Antalya-Alanya Otobanı projesiyle ilgili inceleme yaptıkları paylaşımı siyasette seviyeli rekabetin güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. Projede Oba Mahallesi büyük zarar görür notunu sosyal medyadan paylaşan Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Şehir Plancısı Erkan Demirci'nin bu mesajına AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu kayıtsız kalmadı. Demirci'yi arayıp görüşelim, fikir alışverişi yapalım teklifi de Demirci tarafından paylaşılarak teşekkür edildi. Otoban projesiyle ilgili ilk adımın atılması sonrası Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi'nin Cumhuriyet Halk Partili üyesi Erkan Demirci sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Demirci paylaşımında "Şuraya not düşeyim, ileride Facebook hatırlatır. Otoban projesi bu haliyle yapılırsa oba çok büyük zarar görür" dedi. Teşekkür iletmemi istediler. Kendimiz adına, meslektaşlarımız adına Demirci'nin bu paylaşımı sonrası AK Parti Alanya Başkanı Mustafa Toklu, Demirci'yi arayarak görüş alışverişinde bulunmayı önerdi. Toklu'nun aradığını da sosyal medya hesabından aktaran Demirci, "Paylaşımıma değer verip anında benimle iletişime geçen ve fikrimi soran Mustafa Toklu Başkan'a çok teşekkürler. Alanya için en doğruyu bulabilmek adına en kısa zamanda bir araya gelip fikir alışverişinde bulunacağız. Kent yönetiminde ortak akılla hareket edebilmek" çok güzel ifadelerinde bulundu. Alanya'da siyasetin etkili iki ismi arasındaki bu seviyeli ilişki ise takdir topladı.
Efendim ne mutlu ki siyasi nezaketi görebilmek, ne mutlu ki tek çıkarın, tek amacın Alanya'nın menfaatlerini gözetmek ve bunu hissedebilmek. Sayın Demirci'ye ve Toklu'ya bir kez daha teşekkür etmekte fayda var. Umuyoruz ki her yapılan iş ilçemizin ve bölgemizin, ülkemizin menfaatlerine ve yararına olur. Efendim Alanya Belediyesi, Alanya sınırları içerisindeki kültür varlıklarının korunması ve yeniden canlandırılması adına projeler üretmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 14. yüzyıla ait Oba Medresesi yeniden ayağa kalkıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Oba Medresesi'ni Vakıflar Meclisi'nin 2017'de restorasyon karşılığında 29 yıl süreyle Alanya Belediyesi'ne kiralamasının ardından aslına uygun restorasyon çalışmasına devam ediyor. Alanya'daki Beylikler dönemi mimarisine ait önemli anıtsal yapılardan birisi olan Oba Medresesi'ni ziyaret eden ve başlatılan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Tarihimizin önemli parçalarını yeniden canlandırmak ve turizme kazandırmak için çalışacağız." dedi. Yerel yönetim olarak kültürel varlıklarımızı bir bir hayata dönüştürmeye ve onların kullanımına ve özüne uygun restorasyonu yapmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki böylelikle Selçuklu'nun sonunda Beylikler zamanına ait olan Oba Medresesi'mizi de restore işlemlerine başladık. Bunu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden belediyemize tahsis ettik. Gelecek yılın ortalarına doğru bunu özüne uygun, kültürel değerlerine uygun şekilde hem turizme hem de halkın kullanımını açacağız. Buradaki de sosyal içerikli bir proje olarak içerisinde eğitim amaçlı kullanıma açık olacak. Ve bu değeri de şehrimize kazandırmış olacağız. Medresenin restore edilmesinin ardından özellikle tarih tutkunlarının bölgedeki tek medrese olma özelliğine sahip Oba Medresesi'ne yoğun ilgi olması bekleniyor. Efendim haber merkezimizden gelen bir son dakika haberini sizlerle paylaşmak isterim. Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Abdurrahman Kahya da test sonucunun pozitif çıkması sonrası evinde karantinaya alındı. Kahya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu vesileyle Sayın Kahya'ya COVID-19'u yenen Alanya Belediye Başkanı'na ve şu anda COVID-19 sonrası mücadele veren, sağlığının yerine gelmesiyle ilgili bir yaşam mücadelesi veren Sayın Muhittin Böceğe geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kahya'nın ve Böceğin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Efendim Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karada halkın haber alma özgürlüğünün engellendiğini ifade ederek Halk TV'nin 5 gün boyunca karartılmasına tepki gösterdi. Arkadaşlar hazırsanız bir Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Örgütü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını koronavirüs tedbirleri kapsamında parti binasında yaptı. Toplantı öncesi Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Örgütü'ne yeni üye kabulünü yaparak rozet takımı gerçekleştirdi. Partimize hoş geldin diyorum. Musa Bey rozetini taksın. Tanıdık. Önce bir kendini tanıt bakalım. Önce bir şey yapalım. Evet, sağ olun. İyi geldin. Alanyalı doğumluyum. Badem Ağaç'tı. Badem Ağaç'tan mı? Evet. Bekli zaten badem. Payam burada. Yok efendim. Peki hayırlı olsun efendim. Hayırlı olsun. Evet. Bu beyzağa bakabilir misiniz? Ha, güzel. Şey, buraya bak Musa Bey. Dur bak. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Evinize hoş geldiniz. Toplantıya başkanlık eden Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Halk TV'nin 5 gün karartılma kararına tepki gösterdi. Karadağ yaptığı açıklamasında, halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanmamasından, basın mensuplarının cezaevlerinde çürümemesinden yanayız diye konuştu. Biliyorsunuz Halk TV karartıldı 5 gün. Halk TV'nin karartılması demek gerçekten halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanması demektir. Ben her zaman açıklıktan, partimiz olarak her zaman şeffaflıktan, dürüstlükten, adaletten ve özellikle de halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanmamasından ve özellikle basın mensubu kişilerin kesinlikle cezaevlerinde çürümemesi taraftarıyız bir parti olarak.
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına da değinen Karadağ, Ermenilerin bazı köylere tacizde bulunması kabul edilebilir değil. Ankara'da 4 siyasi partinin bu konudaki ortak açıklamalarını destekliyorum dedi. Bu ara geçtiğimiz hafta gerçekten gene esefle kınadığımız Azerbaycan'ın Azerbaycan'a Ermenistan tarafından baskı söz konusu. Orada bir savaş konusu söz konusu ve özellikle Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilerin orada bazı köylerde tacizde bulunması gerçekten kabul edilir bir şey değil. Ben genellikle Ankara'da 4 siyasi partinin bu konudaki ortak deklarasyonunu destekliyorum, katılıyorum ve bence güzel bir hem Türkiye açısından güzel bir birliktelik oluşturulmuş. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Karadağ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin bir an önce görevine dönmesini dört gözle beklediklerini ifade etti. Arkadaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Böcek hakkında da bir bilgi vermek istiyorum. Başkanımızın gene stabil durumu devam ediyor. Biz inşallah kendisine sağlık ve sıhhat diliyoruz. Bir an önce görevine dönülmesini dört gözle bekliyoruz. Alanya Posta TV'ye geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunan Karadağ, büyükşehir hizmetlerinde herhangi bir aksama olmadığına değinmişti. Bu açıklamasında tablet yardımı projesinden ve kış mevsimi için Alanya Belediyesi ile olan ortak çalışmalarından bahseden Karadağ, haftalık olan yönetim kurulu toplantısında bu açıklamaları yineledi. Son olarak Alanya'mızda biliyorsunuz bir yağış mevsimi söz konusu olacak. Çünkü artık mevsim ona doğru gidiyor. Dolayısıyla biz burada gene sadece Asat ve Alanya Belediyesi ile yaptığımız ortak çalışmayla birlikte esnafımızın zarar görmemesi, selden ve yağışlardan zarar görmemesi için menfezler ve dere yatakları çalışmaları devam ediyor, hala devam ediyor. Bir tablet programımız var. Ben bu konuda bütün basından ve diğer vatandaşlarımızdan talepler var. Bu konuda kendileri TC kimlik numaralarıyla Büyükşehir GOV'a girerek taleplerini bildirecekler. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından pandemi nedeniyle elektronik ortamda gerçekleşen Eylül ayı olan meclis toplantısı Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katılımı ile yapıldı. Vali Ersin Yazıcı, şükürler olsun alınan tedbirlerle son 15 günde bu yükseliş durdu. Rakamlarımız tekrar aşağı yönlü eğilim gösteriyor dedi. Kadimşehir Alanya'ya geldik ilk ziyaret olarak. Bugün Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından pandemi nedeniyle elektronik ortamda gerçekleşen Eylül ayı olağan meclis toplantısı Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın katılımıyla yapıldı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, oda çalışmalarının yanı sıra ekonomi ve gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda konuşan Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente alınan koronavirüs tedbirlerinin başarılı sonuçlar verdiği bilgisini paylaştı. Yazıcı, yaşanan pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve Antalya'mızda da sıkı tedbirler almamızı gerektiriyor. Vaka sayılarında Ağustos ayının ikinci yarısından itibaren birçok şehirde olduğu gibi Antalya'mızda da yükselişler gördük. Şükürler olsun alınan tedbirlerle son 15 günde bu yükseliş durdu. Rakamlarımız tekrar aşağı yönlü eğilim gösteriyor. Sonbaharla birlikte gripal enfeksiyonların artış gösterdiği sürece giriyoruz. Pandemi tehdidiyle birlikte önümüzdeki bu süreci çok daha iyi yönetmemiz, çok daha tedbirli davranmamız gerekiyor diye konuştu. Covid'den dolayı biraz zayıf geçiyor ama biz tüm hazırlıklarımızı ve tedbirlerimizi almış bir şekilde bekliyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki birkaç aylık süreçte inşallah daha iyi olacak. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığına 365 delegenin desteğini alarak kısmen yenilenen yönetim kurulu listesiyle tekrar seçilen Mustafa Türkdoğan ilçe seçim kurulundan mazbatasını aldı. Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanlığı'nın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda 27 Eylül'de yaptığı 13. olan kongrede tekrar ilçe başkanı seçilen Mustafa Türkdoğan mazbatasını aldı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Cemal Yüzer'den başkanlık mazbatasını teslim alan Türkdoğan, sosyal medya hesabından mazbatasını aldığı fotoğrafı Alanya İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatamızı aldık, Cenab-ı Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin notuyla paylaştı. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yarın öğleden sonra yağış uyarısında bulundu. Yağışın Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.
Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yarın için sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre yarın öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak yağışın Alanya'nın yüksek kesimlerinde etkisini göstermesi tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde etkisini gösterecek yağışın Alanya merkezinde ise hafif sağanak olarak yağması bekleniyor. Bugün termometreler maksimum 32 dereceyi gösterirken yarınsa en yüksek hava sıcaklığı 28 derece olacak. Alanya-Antalya karayolu üzerinde dün gece yaşanan kazada can kaybı yaşanmazken lüks jipin hurdaya çıkmasına neden olan araç sürücüsü ise kayıplara karıştı. Kaza Telekom Kavşağı yakınında Sugözü Mahallesi girişinde yaşandı. Yakınıyla birlikte Antalya istikametine seyir halinde olan lüks jipin kaza yapmasına neden olan otomobil sürücüsü arkasına bile bakmadan kaçtı. Şans eseri yoldan o esnada başka aracın geçmemesi ise zincirleme kaza yaşanmasını önledi. Jip sürücüsünün yanında yolcu olarak bulunan bir kişi aracın hava yastıklarının patlaması sonucu yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerine gelen polis ekipleri ise önce yol güvenliğini sağladı, ardından alkol muayenesi yapıp perte çıkan jipi kaldırdı. Polis kaçan sürücünün belirlenmesi için yol güzergahındaki güvenlik ve MOBESE kameralarını incelemeye başladı. Kazanın etkisiyle şoka giren jip sürücüsü ise çevredekilerin telkiniyle sakinleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkut Elinde besicilerin daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanları ücretsiz sağlık kontrolünden geçirerek tırnak bakımlarını yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böceğin yerelden kalkınma hedefiyle tarım ve hayvancılığa desteğini sürdürüyor. Halk Süt Projesi'nde çocuklara ulaştırılan sütleri Antalyalı besicilerden alan Büyükşehir Belediyesi, et ve süt verimini artırmaya yönelik uygulamalarıyla besicilere destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı veterinerleri Korkuteli ilçesinde büyükbaş hayvancılıkla uğraşan besicilerin daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanları ücretsiz sağlık kontrolünden geçirdi. Hareket sistemini etkileyerek et ve süt verimini düşüren rahatsızlıklara karşı hayvanlara ayak bakımı da yapıldı. Özel bir kafese alınan hayvanların spiralle tırnak kesimi gerçekleştirildi. Hayvan sağlığı açısından ayak ve tırnak bakımının çok önemli olduğunu vurgulayan veterinerler şu bilgileri verdi. Büyükbaş hayvanların 6 ayda bir tırnak kesimi ve bakımı yapılması gerekiyor dedi. Alanya Belediye Çocuk Tiyatrosu 2020-2021 tiyatro sezonunda çocuklar için drama kursu düzenleyecek. Covid-19 pandemisi dolayısıyla 8 çocuk ile sınırlandırılacak kurs 2 ayrı zaman diliminde verilecek. Sen birincisin mi sana? Okuma yazmayı öğrenince bunu okursun, tamam mı? Şimdi annen okusun sana, anlaştık. Nilbanu Engin Deniz liderliğinde yapılacak olan kurs 5-9 ve 9-12 yaş gruplarını kapsayacak. Pazar günleri yapılacak drama kursuna ön başvurular 1 Ekim'de başlayıp 9 Ekim Cuma günü saat 17'ye kadar devam edecek. Kursa katılmak isteyen çocukların velileri mesai saatleri içinde Alanya Belediye Tiyatrosu'na gelerek form doldurabilecekler. Yoğun talep halinde ise kursa katılacak çocuklar sınavla belirlenecek. Kim uyuyor? Kim uyanık? Keloğlan yattığı yerden. Herkes uyur. Keloğlan uyanık. Devanası. Neden uyumaz bu Keloğlan? Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 4. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Eryaman Stadı'nda Cuma Ankara Gücü ile Kayserispor arasında oynanacak haftanın açılış maçında Düdük Bahattin Şimşek'te olacak.
Aytemiz Alanya Spor'un sahasında misafir edeceği Atakaş Hatay Spor maçındaysa Ankara bölgesi üst klasman hakemi Atilla Karaoğlan görev yapacak. Bahçeşehir Okulları stadında oynanacak mücadelenin yardımcı hakemleri Volkan Ahmet Narinç ile Murat Tuğberk Cubay, dördüncü hakemse Emre Kargın. Aytemiz Alanya Spor hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde daha önce çıktığı 3 maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Hatay Spor ise Atilla Karaoğlan yönetiminde 6 karşılaşmaya çıktı. Hatay Spor bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. İşte Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak karşılaşmalar ve görev yapacak hakemler. 2 Ekim Cuma Ankara Gücü Kayseri Spor Bahattin Şimşek, Gaziantep Trabzon Spor Fırat Aydınus, 3 Ekim Cumartesi Malatya Spor Antalya Spor Alper Ulusoy, Erzurum Spor Rize Spor Ümit Öztürk, Başakşehir Göztepe Özgür Yankaya, Fenerbahçe Karagümrük Yaşar Kemal Uğurlu. 4 Ekim Pazar Denizli Spor Konya Spor Hüseyin Göcek, Alanya Spor Hatay Spor Atilla Karaoğlan, Beşiktaş Gençler Birliği Mete Kalkavan ve Kasımpaşa Galatasaray Cüneyt Çakır. Fenerbahçe geçen sezon Alanya Spor'da forma giyen ve şu an boşta bulunan forvet oyuncusu Papis Sisse'yi transfer etmek için bugün görüşmelere başlıyor. TRT Spor'un haberine göre Emre Belezoğlu'yla Sisse bir telefon görüşmesi yaptı. Senegalli golcü transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Erol Bulut'un da istediği Papis Sisse'nin maaş talebinde fedakarlık yaptığı belirtiliyor. Papis Sisse geçen sezon 22 gol attığı Alanya Spor'la sözleşme yenilememişti. Patara Gran Fondo yol bisikleti yarışı 1. etap Kaş Patara 70 km, 2. etap Patara Seydi Kemer 60 km olarak 19-20 Eylül tarihlerinde yapıldı. Yarışlarda Alanya'yı Alanya Belediyespor'dan Mustafa Şirin 35-39 yaş grubunda birincilik, Alanya Spor Kulübü'nden Yunus Yetkin 40-45 yaş grubunda üçüncülük elde etti. Alanyalı bisikletçiler 21-23 Eylül tarihinde ise Sakarya'da yapılan yol bisikleti Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Sakarya'daki yarışlarda Mahmutlar Spor, Bahçeşehir Koleji, Alaiye Spor, Alaiye Gençlik ve Spor, Ravza Spor Kulüpleri sporcuları ter döktü. Efendim bendeniz Raif Doğrulu, Gündemin Kalbi, Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz.